yıllardır hiç ilgilenmediğim futbol üst yönetimiyle ilgili. Bütün öncelikle Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbol severlerin, devamında Türkiye'deki futbol severlerin, futbolun içindeki insanların da teşviki ve ısrarıyla futbolla helalleşmek, ömrümü vakfettiğim dönem dönem ara versem de ömrüme damga vurmuş futbol yöneticisi olmanın getirdiği futbol sektörüne olan saygım ve taahhütlerim gereği futbolla helalleşmek adına son dönemde bana yapılan bu teklifi ve ısrarı açıkçası daha fazla duyarsız kalmamaya karar verdim. Ve bugün itibariyle sayın basınımızın önünde Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki seçimlerde başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Neden adaylığı? Aday değilim. Aday olmak için belirli bir sayıda ama 140 ama 60 önemli değil. Çünkü Türkiye'de seçimden çok kısa bir süre önce esen rüzgarlara göre bazı mecburiyetler, bazı limitlerle oynama yapılabiliyor. Olabilir, sıkıntı yok. Temiz futbol ve futbolda Türkiye'nin başarılı olmasını, futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte sonuçta bunları yapacağıma inandığım için aday adayı olmaya karar verdim. Şeyde sıkıntım yok. İmza toplarız, toplamayız. Onlar son işler. Bu bir süreç. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat. Temiz futbol, tarafsız futbol, özel futbol, özellikle iktidarlardan özel futbol yönetiminde 20 senedir, 25 senedir, 20 senedir bu istikrarlı düşüşü istikrarlı çıkışa dönüştürmek adına neler yapılması gerektiğini ifade edebileceğim bir fırsat olarak görüyorum. Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatlı ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Kendi kendime hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.